Tamam git karşı şeyde dur. Karşı kaldırımda sağa dön hemen park et sağda. Annem. Merhaba haberci. Efendim. Buyurun efendim. Ben Fatih yazacağım. Nasılsın? İyi misin görüşmeyeli? İyiyim, çok iyiyim gerçekten. Çok iyiyim. Olduğun yerde kal, uzaklaşma. Duruyorum. Duruyorum ya, bu zorla almaya çalıştı beni. Yavaşça inşaatın sağından yürümeye devam et. Tamam, yürüyorum. Yanındakine söyle, hiç kimseye haber vermesin. Tamam. Tamam, söyledim ben ona. Ona hiçbir şey olmaz. Ben Fatih yazacağım, bana bir şey olmaz. Normal yürüyorum kenarda. Tarık abi sakin ol. Ben sonra senin haberini konuşacağım. Görüşürüz. Tamam. Efendim buyurun. Yürümeye devam et. Dur orada. Geri yürü. Durdum. Geri mi yürüyeyim? Geldiğin şekilde birazcık geri yürü. Birkaç adım at. Dur. Üç adım daha at. Dur. Şimdi arkanı dön hareket etmeden. Şekli tamamladın. Bakalım hangisi sensin? Gerçekten insan olabildin mi? Yoksa diğerleri gibi hala maymunluk mu yapacaksın? Şimdi bize doğru gel. Sağında bir araba var. Geliyorum. Araba çarpıyormuş değil mi? Aynı konuştuğum adam sizi görmüş olabilir ama hiçbir şey olmayacağını söyledim. Haberlerini takip ediyoruz haberci. Her şey yolunda mı? Evet, gözümü açtınız. Öyle mi? Evet. Nasıl açıldı gözün? Yaptığın haberi silmişsin çünkü. Yaptığım haberi PD'de sildim çünkü onlara ne kadar yakın olursam o kadar çok onları işten yok edebilirim. Demek departmanı yok etmek istiyorsun, öyle mi? Tam olarak yok etmek değil. Sadece sevmediğim insanları oradan çıkartmak istiyorum diyebilirim. Bu mesele kişisel bir mesele değil haberci. Burada amacımız öylesine zevkimizden birilerini yok etmek değil. Sadece doğruların konuşulması. Sana kendimi iyi anlatabildiğimi düşünmüştüm. Evet. Ben de gerçek bir haberci olmak için zaten gerçekleri paylaşan insanlarla konuşmaya başladım. Eğer sevmediğin insanlara yönelik kötü haberler veya onları bitirecek şeyler yaparsan diğerlerinden bir farkın kalmaz. Evet, duygularımı bir kenara bırakıp sadece gerçeklerle yüz yüze gelmem gerekiyor sanırım. Araçtan in. Tamam, ben doğaçlama gidiyorum. Benim yanımda duruyor bu. Çağırsana abi. Bana doğru gel haberci. Burada durmayı seviyorum. Arada bir geliyorum. Neden biliyor musun? Neden? Havayı bir koklasana. Mazot kokusu. Evet. Mazot kokusu kan kokusunu bastırıyor. Evet. Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Öğren bunu. Olur da seni burada öldürürsem ve denize atarsam emin ol kimse seni fark etmez bile. Evet. Ama benim neyse ki diye... Verdim seni.
Abi çıkarmaz abi, beni ne çocuk taklidi yap. Hani şey chest taklidi yapıyormuş gibi falan yap. Yok lan yok. Selamun aleyküm abi. Sorgulama sorgulama, sıkıntı yok. Abi suyun altından bir ya, cesetle çık. Abi. Bunu gösterecektim de. Üç tane mesaj geldi telefonuma. Dikkatim. Amına koyuldu amına koyuldu. Dur bekle. Şu telefonu bir tane abi ben şey yapayım mı? Ne bekliyorsun? Atlasın arkasından değil mi? O da atlasın. Şu an ne gülüyordur o ha. Silmişsiniz dediniz ya haberi. Evet. Yılanın ininin içine ne kadar yakın olursan o kadar çok yumurtasını çalarsın. Bundan mantıken dolayı PD'ye ne kadar yakın olursam o kadar çok haber alırım. Güzel. O kadar şimdi çok gerçekleri öğrenebilirim. Haberinde gizli bir mesaj bırakmışsın. Bizi evet bul diye. Seni bulduk. Söyleyeceklerin sadece bunlar mı? Aslında bunlar değil. O zaman seni dinliyoruz ve çok fazla vaktimiz yok. Anladım. Bildiğim kadarıyla PD gerçekten aslında bildiğimiz gibi değilmiş. Nasılmış? Sorguda adam dövenler. Sırf adam hareketsiz bırakılsın diye 4-5 defa teaser'la vuranlar. Sırf adam kaçıyor diye silah sıkanlar. Adamın kalbinin altından vuranlar. Adalet için atlamaya çalışan bir insanı kurtarmaya adam akıllı yeltenmeyenler. Sırf marketine girip adam bıçakladı diye gasp edilenleri içeriye sokmak yerine adamı bıçaklayan kişiyi sokanlar. Yani üstün körü kendini kahraman zannedip kahraman gibi göstermeye çalışanlardan oluşuyormuş anladığım kadarıyla. Ben de oha, gerçek bir haberci olarak yani sizin dediklerinize göre gerçekleri söylemek için artık haberlerimde sürekli gerçek haberleri yayınlıyorum. Çünkü üstü kapalı haberleri söylediğimde hiçbir şey gerçek olmuyor. Sizin yaptırdığınız haberlerden sonra bana karşı gelip göt dediler. Ben böyle şeyler yapmazdım dediler. Üstüne bir de gelip o haberi sildirdiler. Demek ki korkuyorlardı gerçek olduğundan dolayı. Bundan dolayı ben de PD'ye karşı güvenim azaldı. Bana göt dediler. Bana göt dediler evet. İşte polislerin gerçek yüzü. Evet. En ufak şeyde götlerini popotladığında seviniyorlar. Fakat bir anda en ufak bir haber yaptığında hemen gelip bana göt diyorlar. Götülüyorlar. Sen yapmadın böyle şeyler diyorlar. Bütün şehir onları zannediyorlar ama neyi zannettiklerini pek farkında değiller. İstediğimiz kıvama gelmişsin haberci. Ama dikkat aynen et. Belki diğerlerine yaptıkları kötülükleri sana da yaparlar. Böyle bir durumda karşı karşıya kalırsan kime güveneceksin? Özgür medyaya. Götüme. Götüme güveneceğim de seni çok gülürdüm. Özgür medya. Evet. O zaman böyle bir şeyin var olduğunu bize kanıtlamak zorundasın haberci. Nasıl kanıtlayabilirim? Gerçek haberler yaparak. Yapmaya başlamadın mı? Bilmiyorum. En son yaptığın haberlere bakalım istersen. Adalet için ölmek mi gerek? Bir kadın gasp edilirken hapse girdi. Bir silahın yanlış kullanımları. Aa. Daha elimde birçok haber var. Peki onları bu haberleri yaptıktan yakında sonra sana ulaştılar mı? Hayır, ulaşmadılar. Güzel. Yaptıkları pisliğin farkındalar demek ki. Çok fazla beni ilgilendirmiyor. Belki kendilerini düzeltirler değil mi haberci? Benim tek isteğim var mı? Benim umudum onlardan var. Ama tek isteğim beni susturmaya çalışmamaları. Çünkü ben gördüklerimi yazmak istiyorum, duyduklarımı değil. Gördüklerini yazmaya devam et haberci. Seni tamam, çok yakından takip ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Olma götüm haberci. Suunu kendine getirir.
yapma küçük şakalar yap. Şimdi birazdan... Birazdan Uber var mı diye ilan olacak bak şimdi. Abi niye attın adam? Vallahi içimden geldi.